Sevgili terazi burçları, ay burcu terazi ve yükselen terazi olan sevgili arkadaşlarım. Haydi bakalım Ocak 2022 dönemi size neler verecek, neler kazandıracak. Haydi bir bakıma geçelim inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımda bir kavanoz ve içerisinde böyle elmalar var arkadaşlar. Sanki bir aşk, yani bir kavanoza elma sığdırılmış. Yani kısacası aşk ve sihirli bir günler, sihirli bir aşk bir dar alanda sıkışmış arkadaşlar. Dar alanda sıkışmış bir şeylerin hiç yolu açılmıyor sanki. Ya kötü günde, dar günde biriyle karşılaşmışsınız, bir türlü açılmayan, rayına oturmayan işler, rayına oturmayan olaylar var. Bir ilişki sanki çığırından çıkmış. Olabilir arkadaşlar. Bazen de insanlar yolunu şaşırabiliyor, olabiliyor. Ama bence bu sıkışmış dar alanda paslaşmaktansa bu ilişkiye bir son verin ve kendinize bir yeni yol açın arkadaşlar. Yeni bir yol açtığınızda her şeyin daha iyi aktığına şahit olacaksınız. Ege kıyılarını andıran bir şehir. Ege'de mi oturuyorsun? Oraya mı gitmek istiyorsun? Başına böyle arkadaşlar bereket yağmurları yağıyor. Ocak ayı boyunca bir akış var. Ege'de okuturuyorsan ya da oraya gitme planların varsa sevgili dostum kesinlikle bereketli bir sürece girmişsin. Ve aynı zamanda sosyal medya alanlarında olsun, yabancılarla ilişkilerin anlamında olsun, güzel günler seninle olacak. Bir sepet görüyorum arkadaşlar. Sepet ve içerisinde meyveler. Bereketli, bolluklu, iyilikli günler yakın. Ve sen sevgili dostum, uzun süredir düştüğün bir çukur, uzun süredir düştüğün bir çıkmaz sokak, seni hayır yollarına götürecek, hayırlara vesile olacak işleri yapacaksın, kendini yeniden yapılandıracaksın. İsminde Ş harfi, S harfi, A harfi, T harfi olanlara yeni bir yol açıldı. Yeni bir döneme işte yeni deneme fırsatı bulacaklar. Burada en yazıyor arkadaşlar, en. En iyi ne istiyorsanız, en son yapmanız gereken ne ise veya eninde sonunda bir beraberlik gerçek olacak diyor. En. Net olarak çıkmış arkadaşlar. Eninde sonunda sizin dediğiniz olacak. Şurada bir solucan ve solucan sürüsü görüyorum arkadaşlar. Solucan daima kıvrımlı zekanızla içe döndüğünüzde olayları çözeceğinize işaret eder. İçe dönmeniz gerekiyor. Dua etmeniz lazım ve bir şeylerin böyle bereketin gelmesi için, iyiliğin gelmesi için bir dua etmeniz öneriliyor. Dua edin, hayatınıza iyiliği çekin. Çok güzel bir köpek yüzü gördüm arkadaşlar. Sadık bir dostunuz var. Sadık dostunuzdan gelen haberlerle dolu taşıyorsunuz. Evet. Kalbine hançer saplanmış birisini görüyorum arkadaşlar. Kalp yarası almış bir erkek. Gerçekten başında bir leylek sürüsü var. Uzakta kalan birini düşünüyor ya da uzakta olan birini düşünüyor. Yurt dışında olabilir sevdiği insan. Onu belki getirtmek istiyor. Belki onunla ilgili bazı olaylar var ama bir yurt dışı olayını gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Olabilir. Yurt dışındaki bir sevgili gelebilir ve gerçekten de çok iyi şeyler yaşanacak. Arkadaşlar, balina ve balinanın dişlerini görüyorum. Sanki yüce gönüllü bir insan. Balinalar hani böyle intihar falan ediyorlar ya dünyadaki kötü titreşimden maalesef. Bir yüce gönüllü insan burada bir gidişattan şikayet ediyor ve
Diyor ki ben ne yapabilirim? Hangi duayı yapabilirim? Hangi olumlu enerjiyi yollayabilirim ki de bu frekansı düzeltebilirim? Evet, bazı şeyleri düzeltmeye çalışacağınızı görüyorum. Yeniden yapılandıracağınızı görüyorum. Bir engeli aşacağınızı görüyorum. İki nokta çıkmış. İki nokta arkadaşlar, iki şehir arasında gidilip gelinecek. Ve sanki iki ayrı yerde çalışan bir insanı görmekteyim. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Burada hafif kilolu bir genç kız gösterdi arkadaşlar. Hafif kilolu bir genç kız. Ve gerçekten sıkıntılı bir süreci atlatıyor. Ve acılarını dindiriyor. Arkadaşlar şurada bir kubbe ve kubbenin arasında bakınız iki tane yüz. Bir ibadethanede bir dua etmişsiniz, duanız gerçekleşiyor. Hafif böyle boyun kısmınıza dikkat edin. Boyun kısmınızda oluşacak bir hasar ciddi sorunlara yol açabilir. Boyun ve böyle sırt, arkanıza dikkat edin arkadaşlar. Sırt ve boyunda sorunlar veriyor. Hayırlısıyla o sorunları aşmanız gerekiyor. Bazılarınızın mahkemelik olayları var, terazi burçları. Hayırlısıyla lehinize sonuçlanacak. Bir de geçişiniz var. Yani köprü geçiştir daima. Bir köprünüz olacak, bir geçiş yaşayacaksınız. Hayırlı geçişleriniz olsun inşallah. Bakalım tarot okumaları neler söylüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, evet bu sensin sevgili terazi burcu, bu sensin kılıç şövalyesi. Genç bir erkek ya da gönlü genç bir erkek, uzun süredir özgür, rahat ama bir türlü yeniden bir birliktelik yaşayamıyor. Kötü giden evlilik, kötü giden işler ve her türlü kötülük sanki onu bulmuş gibi. Arkadaşlar bir türlü dönüşüm yaşayamayan bir erkekten söz ediyoruz. Ve bazı terazi burcu hanımları, kötü giden ilişkiden dolayı canınız sıkkın. Bir evlilik gecikecek ama mutlaka olacak. Şimdi bazı terazi burcu hanımları, ikili ilişkilerde sıkıntı ve sorun yaşıyorsunuz. Sıkıntı ve sorunun arkasında bir birleşme yaşanacak. Bir barış yaşanacak ve barışın arkasından adeta böyle yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir çevre sana çok iyi gelecek. Dönüşüm yaşayacaksın, değişim yaşayacaksın. Bir erkek sana çiçek ve yüzükle geliyor, çikolatalarla geliyor. Ocak ayı senin ayın, haydi durma, kutla sevgili dostum. Ve aynı zamanda seni hedef alan, seninle ilgili olayları böyle abartan, dedikodunu yapan birileri senin hayatından çıkıp gidiyor terazi burcu. Ve özgür olmanın, mutlu olmanın hayalini kurmuşsun, bunu gerçekleştiriyorsun. İçindeki seni bir kez daha öldürüyorsun, yeniden başlıyorsun. Yeniden, yine, yeni, yeniden diyorsun. Ve öfkelendiğin bir konu ile ilgili, bakınız öfkelendiğin bir konu ile ilgili birisi seni teskin ediyor, teselli ediyor. Hedef tahtası haline gelmişsin. Yüreğin zayıflamış, duyguların zayıflamış ve kendini çok düşük modda buluyorsun. Bakınız. Dönüşüm kaçınılmaz. Bazı terazi burcu hanımları karşısındaki insanı psikolojik anlamda öldürecek. Artık sen bana ne kadar zarar verebilirsin ki? Artık sen bana zarar veremezsin. Çünkü sen yoksun diyecek. Gerçekten de birilerini hayatınızdan çıkardığınızda çok güzel şeyler olacak. Arkadaşlar, bolluklu bir aydasınız. Ocak ayı size bolluk getiriyor ve bazılarınıza ruh eşini getirirken bazı terazi burcu hanımları sağlık sorunlarını çözecekler. Güzellikle ilgili yenilenmeler var.
Bakın ben nasıl çıkarım bu işin içinden dediğinizde sana diyor ki seni ibadet kurtaracak, ibadet ve namaz kurtaracak. Arkadaşlar şurada bir ikili ilişki bitiyor. Görüyor musun? Yeni bir ilişkiye yelken açıyorsun. İlmek ilmek yeni bir ilişkiyi ördüğünü görüyorum. Düşüncelerini, duygularını değiştirdiğinde hayatının değişeceğine şahit olacaksın arkadaşım. Yeni bir dönemece girdiğini, hayatını değiştirdiğini görüyorum. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde güzel günlere merhaba diyeceksin. Arkadaşlar 8 sayısı kaçınılmaz. Sevgili terazi burçlarım, Ocak ayı boyunca uğurlu sayınız 8. Telepatik güçleriniz çok kuvvetli ve hepsinden önemlisi bolluk ve iyiliği hayatınıza çekmişsiniz. Boğazımda hal kalmadı arkadaşlar. Zencefilli su içiyorum. Suyun bulanık olduğuna bakmayın. Zencefil rendeleyip koydum o yüzden. Boğazıma iyi geliyor. Evet. Sabaha öğreneceksiniz diyor. Bir gece karanlığı yaşamışsın sevgili terazi burcu. Geceden sabaha kadar yaptığınız ibadetler, yaptığınız olumlamalar duyulmuş. Kesinlikle her gecenin bir sabahı var diyor. Gerçekten de sabaha uyandığınızda acılarınızın, dertlerinizin bittiğine tanık olacaksınız. Yeni bir dönem size bereketiyle ve iyiliğiyle gelecek daha. Ne olsun efendim? Sevgili terazi burçları, bana bir iyilik yapmak istiyorsanız lütfen yorum kısmına bir emoji bırakın, bir sembol, bir gülen adam, bir çiçek, bir böcek yorum yapın arkadaşlar. Yapamıyorsanız dediğim gibi bir sembol bırakabilirsiniz. Ne kadar çok yorum yapılırsa o kadar çok keşfete düşüyorum arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Ocak ayı sizin için dönüşüm ayı olacak ve sabahtan her sabah uyandığınızda yeniden doğduğunuzu hissedeceğiniz bir ay olacak. Kesinlikle bundan çok eminim. Yaşam tatlı bir akış. Siz de hava grubusunuz. Havalı teraziler, cazibeli teraziler. Hem erkekleri hem hanımları çok cazibeli olurlar. Çok çekici olurlar. Ve kadınların bir görüşte aşık olduğu erkekler hep terazi erkekleridir. Erkeklerin de hiç unutamadığı kadınlar hep terazi kadınlarıdır. Keşke ben de terazi olsaydım. Herkesin ayağıyla ittiği bir Marsisyen koç kadınıyım. Ne yapalım arkadaşlar? Bize de koç olmak düştü. Hadi bakalım teraziler, sizi çok kıskanıyorum. Yeter, çekilebilirsiniz artık. Hoşça kalın. Kıskanıyorum sizi, öpmüyorum sizi. Güzel bir Ocak olsun.